görüşe görüşe en sonunda literatür yayınları ve literatür yayınlarının da işi olmadığı halde çok geldim gittim ben. Yani çok toplantı yaptık. Ve Kenan Bey, literatür yayınlarının sahibi, çok büyük bir riske girdi, çok büyük bir adım attı ve babamın kitaplarını bastı. Babamın kitaplarını bastıktan sonra arkasından Mahmut Bakan'ı bastı, Salih Papaylı'nı bastı ve Sami Kocagöz'ü bastı. Yani böyle bir misyon yerine getirdi kendisi. Yoksa adamın işi üniversite kitapları basıp yurt dışından kitabı tahsil etmekti. Şimdi öyküler için çalışıyoruz. Güya kitap fuarına yetişecekti. Hatta ben bir tane sıfır öykü kitabı buldum. Onu yayına hazırladım. CD'yi verdim ama kitap fuarına yetişemedi. Dolayısıyla çok böyle şey seri yürüyen, çok kolaylıkla yürüyen şeyler değil. Evet. Soru sormayacak. Kendi de küfür bazı mıydı? Çok küfür ediyorum. Ya ben ona, ben yerin dibine geçiyordum. Yani çok utanıyordum. Yani böyle ben çok kibarımdır. Böyle utanırım o küfürleri duydukça bilmem ne ama köylerde çok, Davao evet, köyünde çok küfür ediyorlardı. Bütün köylerde. Bütün köylerde öyledir. Yani, yani ben tabii üç kere veren birisi. Ya orayı biliyorum, orayı biliyorum. Ay sinem, erkek kardeşim giderdi köye yaz tatilinde falan Tonguç. Ay gelirdi Allah'ım yarabbim başlardı senin. Ya cümlenin sonunda senin ananı diye. Ya oğlum. Yani ne oluyor çocuğu düzeltin ne kadar ölürdük böyle. Anne senin ağzına biber dolduracağım derdi. Bir şey yapar. O yok. En son unutturana kadar akla kavaya 5 yaşında çocuk yani orada duyduğunu tekrarlıyor sana. Ama yaşamın içinde yani orayı yazdığı için o küfür de onun için yoksa ben babam öyle hani belki kendini kaptırınca o da işte o şeyi havaya girince yerinde küfür yakışıyor ama cahil güzel yakışıyor yani. Tabii canım o ayrı oldu da yani hayatım o hastalık bir de çaresiz kalınca hep kül eşeliyor hacel işte hacca eşeliyordu razca eşeliyordu şimdi bu romanda da şey havana ama eşeliyor ama genel bir tavır herhalde yani o bir düşünme şeyi herhalde bir o zaman kazanmak ya da orada belki kendinde şeyler. Geçen hafta Facebook'ta sizin Sabah Trani şeyini yayınladım. Çok da ilgi gördüm buradaki programı. Yani bayağı iyi bir Facebook'lar. Çok bu arada Facebook'taki Fakir Farkı sayfası bizim o bize ait değil onu söyleyeyim ben. Biz şimdi fakirbarkut.com'u hazırlıyoruz. Facebook'ta yokuz da fakirbarkut.com'u hazırlıyoruz. Fakirbarkut.com'u aslında birkaç deneme oldu ama her seferinde yarım kaldı. Hep böyle çok iyi niyetli yaklaşıldı, biz yapalım dendi, biz yapalım dendi. Biz de tamam evimizdekileri teslim ettik falan. Olamadı bir türlü. En sonunda işte geçen Haziran'da biz erkek kardeşimle beraber başladık. Fakir var, nasıl koma. Tonguç okuyor, okuyor, öğreniyor. Ondan sonra işler yapıyor, ben de işte. Hazırlık aşaması. Daha öyle yani fakirbark.com'a girince karşınıza bir sayfa çıkıyor. Ben ölüm yıl dönümünde bir şey koydum. Önce bir merhaba yazısı yazdım. Arkasına ölüm yıl dönümünde bir şey koydum. İşte öz yaşamını koyduk. Ama daha düzenlenecek burası. İşte sık sık girip bakıyorum. Gelen giden hani dünyanın eden varsa hani bir şey koymuşlarsa yanıtlayayım diye. Ama daha tam şey duyuru şeyine geçmedik. Şeyi var mı? Kültür evi var mı öyle kendine ait kültür evi yok. Burdur'da ölümünden sonra o zaman Burdur Belediye Başkanı CHP'liydi. Onun öncülüğünde bir kültür derneği kuruldu. Fakir dergisinde. Ve her yıl Burdur'da bu 11 Ekim'in önündeki ya da sonundaki cumartesi pazar Fakir Vakfı Kültür Sanat Şenliği yapılıyordu. Hakikaten de şenlik olarak geçiyordu. Şu anda belediye AK Partili belediye. Ona rağmen yapılıyordu. Cuma başlıyordu. Çok güzel günler oluyordu orada. Fakat iki senedir yapılamıyor. Dernek başkanı değişti. Çok verimli geçemiyor. Burdur'da köyde, Akçaköy'de babamın doğduğu köyde. Babamın, babaannem için yaptırdı. Evli babam istemeyen Talay Kültür Bakanı iken Kültür Bakanlığı'na bağışlamıştı.
Yani mülkiyet olarak, mülkiyeti maliyeye ait olmak üzere mülkiyet olarak devlete bağışladı. Dolayısıyla bizden çıktı. Orası Efrin'e halk ve çocuk kütüphanesi oldu. Evden işte kitaplar bağışlandı. Fakat oraya da ne yazık ki memur atanmıyor. Biz her yıl 11 Ekim günlerinde işte köye gittiğimiz zaman, Anlı'ya gittiğimiz zaman ziyaret ediyoruz, bir alevlendiriyoruz ortalığı. Geçici birileri atanıyor, açılıyor kütüphane ama ne yazık ki şey yürümüyor. Köyde çok sahip çıkmıyor. Orası ne olacak bilmiyoruz. En son aldığımız haber işte deprem bu. Depremden sonra bir takım devlet binaları yenileniyor. Deprem güvenliği yok adı altında. Ama doğru ama yanlış bir takım şeyler söylendi. Orada da biz biraz uğraştık. Neyse olduğu yerde yenilenecek diye karar çıktı. Yoksa yıkılıyordu. Ama bizim yapabileceğimiz herhangi bir şey yok o konuda ne yazık ki. Nevzat Hocam siz hiçbir şey soru falan veya katkınız olacak mı? Bilmiyorum ben. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Aslında işte çok temel bir sorun. Biraz bitiremedim ben kitabı. 30 kadar sayfasını okudum ama bu başlarken zaten çok temel bir şeye dikkat çekiyor. Yani sorunlara ne kadar dipten bakmamız gerektiğini. Özellikle de Fakir Baykurt yaşadığı coğrafyanın o yerel dilini de seviyor, ona da egemen. Onu da merak ediyor. Yani bence bizim temel eksiklerimizden birisi bu Doğu Batı ayrımı içerisinde böyle arada kalmış olmak. Ne oyuz ne buyuz. Yani biraz acılarımız da bölünmüş. Doğu'nun acısı Batı'yı ilgilendirmiyor, Batı'nın acısı Doğu'yu ilgilendirmiyor. O yüzden burada da zaten benim okuduğum bölümde de çok temel referanslar var. İslam'a, işte Kamile kadının okumasının, yani İslami bir okumasının olduğundan söz ediyor. İnsanlığın birikimi yani bölünmüş böyle katmanlar halinde. Bunu da en çok örten bu İslami gelenek. Hep onun üzerinden bakılıyor kadına, kıza. İşte kız isteme töreninde o üç adam, dört adam bir araya geldiğinde bu geleneğin nerelerine dokunursam kızı alabileceğim kurnazlığı içerisinde şey o. Muslu var. Muslu. O yüzden yani bak bir de şu ama hakikaten şöyle bir şey içindeyiz. Bütün bu son görgüler geçmiş o katmanlı görgüyü örtüyor. Her defasında ben işte bu yeni okumalar süreci içerisinde hem bir taraftan aslında kendimizi de tazelemiş oluyoruz. Hem de Fakir Baykurt'un yazdıklarının da halen ne kadar günümüze, yani tümüyle olmasa da ne kadar denk düştüğünü taraftan da görmüş oluyoruz. Yani Tırpan, bunlar simgeler, Fakir Baykurt'un dönem romanı. Yani dönem derken işte dönemi 70'li yıllar, hepimizin bir düşü var, sosyalist bir dünya düşü. Tırpan, işte orak, çekiç, yani bu simgeler onun da bir işareti olabilir. Her evden kız bizde denilmesi de bence işte toplumsal sosyalist bir görgüye de bir işaret. Yoksa ben bunların böyle köylerde güç karşısında böyle durup devleti güce karşı duran köyler hatırlamıyorum. Yani belki de vardı böyle bir
tarihimizde tabii var bazı gelenekler, görgüler. Ama böyle köylerde sanıyorum Fakir Baykurt'un kendi ütopyasının ütopyası yoluyla bize fısıldadığı örgütlenin, örgütlenme şey, sevinci diyelim. Ama bu burada arkadaşların hakikaten bu çabası hepimize yeni bir incelik getiriyor. Yeniden okumak, yani unutulmuş bir şey neredeyse okumak. Hele hele böyle okuyup tartışmak bizde pek yapılabilen bir şey değil. Herkes kendi evinde okuyor. Yani bunlar çok fazla konuşulmuyor. Yani belki de benim bu aylık okumalara dair bir şey de söylemek istediğim bir şey de daha çok yani Fakir Baykurt elbette çok yelpazesi geniş birisi ama ne okuyorsak onun üzerinde odaklaşmak yani belki de bunu daha da inceltmek için, ayrıntılandırmak için biz evimizde kızımıza nasıl davranıyoruz, biz evimizde eşimize nasıl davranıyoruz ya da kadın erkek ilişkileri nasıl gidiyor bizde biraz böyle bir yüzleşmeye de çağırıyor bizi aslında. O yüzden de çok kıymetli. Yani teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Ben bu aile içi ilişkiler konusunda bir şey söylemek istiyorum. Şimdi baba kız ilişkisi çok önemli, biraz şey bir ilişki, güzel bir ilişki. Ama benim baba kız, anne oğul, güzel, hani güzel insanı böyle içini ısıtan, ruhunu okşayan ilişkiler. Ama benim kişisel gözlemim, anne kız ve baba oğul ilişkileri diğerlerine göre daha sert, enerjisi sert ilişkiler. Şimdi kadınlar burada azınlıkta, erkekler daha çoğunlukta. Mesela ben sizlere şeyi sormak isterim, yani hani kızınıza nasıl davranıyorsunuz, oğlunuza nasıl davranıyorsunuz, oğlunuzla ilişkileriniz nasıl? Şimdi siz serbest, çoğunluk herhalde serbest mali müşavir bir şey içinde, aile içinde oğlunuzun da kendi işinizi devralmasını ister misiniz? Bu konuda ne kadar esneksiniz, ne kadar baskıcısınız? Mesela bunları hani hocamın söylediği sözden hareketle bunu sormak isterim size. Ya da kızınız sizin karşınıza evlenmek niyetiyle ya da oğlunuz evlenmek niyetiyle geldiği zaman beni istemeye geleceklerdi. Ben kocamla işte bir arkadaşlığımız vardı. İşte istemeye gelecekler. Aileyi de tanıyorlardı. Kendi arkadaşlarının oğluydu. Babam o sabah kahvaltıda hep beraberdik, üç kardeş, annem, babam. Babam sırayla kardeşlerime ve bana bir kez daha sordu. Akşam ne olacağız, ne yanıt vereceğiz, ne söyleyeceğiz? Sen gerçekten kararlı mısın evlenmeye? Ya da erkek kardeşim, aramızda 5 yaş var. Ben o yaşlarda, o yıllarda kaç yaşındaydım? 21 yaşındaydım. Bir erkek kardeşim demek ki benden 5 yaş küçük. İşte 16-17 yaşında. 16 oluyor. 16 yaşında. Ona sordu. Ben hatta dalga geçiyordum. Bu oluyor falan zannettim. Yok, son derece beni tersledi yani. Ben son derece ciddiyim dedi. Sen bu işi sulandırma dedi bana. Erkek kardeşinin fikrini de önemsiyorum dedi. Yani ben böyle bir şey olmuştum. Hani utanmıştım kendi yaptığımdan. Ki o kadar hani beklenen bir şeydi benim hani o olayların, o yıllarda gelişimi içinde evlenmem. Onların fikrini almıştım. Kardeş ben, ne dedi hocam kardeşin yani? Yani, olmadı bir yer, hani bayağı şey yaptım, konuştum bu konuda. Ama ya benden sonra tabii iş ciddileşti yani, ben biraz şey yaptım hani baba falan dedim ama ne yaptım. Son derece önemli dedi ve beni bozdu, çok çirkin bozdu beni. Ve ben utandım, yeri dibine geçtim, son derece ciddi.
ciddi bir şekilde konuşma, böyle bir ciddi şey, işin ciddiyetine varamadık biz ama başta. Yani ben anlayamadım, kardeşlerim de anlayamadı aslında. Ve son derece ciddi bir şekilde bunu tartıştık. Yani siz bunu mesela hani belki bunu sorgulamaya yardımcı olabilir ya da kendi aile ilişkilerimizi sorgulamaya yardımcı olabilir. Tırpan işte babası, pardon.